أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Değerli Kur'an dostları, geçen dersimizde Furkan suresinin 31. ayetine kadar işlemiştik. Hatırlayacak olursak, geçen dersimizde işlediğimiz ayetler, ahiretten bir takım sahneler sunmaktaydı. Bu sahnelerde, yeryüzünde yanlış insanların peşine düşen, yanlış insanların peşine düştüğü için yanlış bir hayatı yaşayan insanların hesap gününde aldanmışlığını tasvir eden ayetler okumuştuk. Ve onun ardından da yanlış bir hayatı yaşamamanın garantisi olan vahye söz getirilmiş ve bu meyanda Hazreti Peygamber'in insanları, özelde ümmetini ahirette şikayet edeceği tek konu olan Ya Rabbi, bu kavmim, ümmetim, senin gönderdiğin mesajı, vahyi, Kur'an'ı gözden çıkarılacak bir hitap, göz ardı edilecek bir mesaj olarak gördüler, telakki ettiler, tasavvur ettiler diye şikayet etmişti. İşte o ayetlerin ardından 32. ayetle dersimize devam ediyoruz. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً Bir de o kafirler, inkarda ısrar edenler dediler ki, Kur'an ona topyekün olarak tek bir seferde indirilmeli değil miydi? كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا İşte biz, bütünü oluşturan parçaları ait olduğu yere, biri diğerini açıklayacak şekilde yerleştirerek, onunla senin iç dünyanı inşa edip pekiştirelim diye böyle yaptık. Kısa bir metin, uzun bir tercüme oldu. Fakat bu uzun tercüme biraz da وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ibaresinden kaynaklandı. Tertil, şeyen ba'de şeyin, yani birbiri ardınca öğütlerin, mesajın, hitabın sıralanması. اَلَّمْنَاكَهُ yani peşi sıra, birbiri ardına dizerek bir şeyi birine öğretmek anlamına geliyor. Bir süreç ve sıra belirtir. Onun için vahiy, Kur'an vahyi bu süreç ve sıranın hikmetini de onu senin iç dünyanı inşa için böyle bir sıra ve süreç içinde indirdik buyuruyor. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ İç dünyayı o temel, o proje üzerine inşa etmek. Hazreti Peygamber'in tasavvurunu, aklını, şahsiyetini bir süreç içerisinde gergef gergef dokumak, İnci inci işlemek, adeta bir tığ ile insan inşa eder gibi böyle ince ince örmek. İşte burada vahyin yaptığı da bu. Eğer siz neden bu Kur'an Musa'ya inen 10 emir levhaları gibi bir tek seferde inmedi diye
itiraz ediyorsanız, bu Kur'an ayakları yerde, başı gökte, lafzı yerde, manası gökte olan muhteşem bir hitaptır. Bu kitap, bu hitap hayatın içine inmektedir. Hayatla bakışımlıdır. Hayatın sorusuna bir cevaptır. Yerden yükselen soruya gökten bir cevaptır. İnsandan yükselen soruya Allah'tan inen, nüzul eden bir cevaptır. Onun için yerden soru yükselmeli ki gökten de cevap insin. İşte bu da bir süreç içinde olmaktadır. Yani Kur'an hayatın dışına inmemiştir. Hayatın ta göbeğine inmiştir. Hayatı inşa etmek için inmiştir. Kur'an ilahi bir inşa projesidir. Hayatı inşa edecek insanı inşa eder. İnsan da zamanın çocuğudur. Zamanın içinde yaşar. Zamanın içinde gelişir ve zaman ile olgunlaşır, tekamül eder. İşte bu çerçevede Allah'ın zamanı görüp gözetmesinin bir ifadesidir Kur'an vahyinin 23 yıl içerisinde bir süreçte vahyolunmuş olması. Bu zamanı gördüğünü, Rabbimizin zamanı dikkate aldığının bir ifadesi. Bu çerçevede aynı zamanda insanı, insanın öğrenme yeteneğini, öğrenme yeteneğinin zaman ile ilgili, zaman ile alakalı bir boyutunun olduğunu da itiraf ve ifşadır aynı zamanda. Onun için bu itiraz meleklerden oluşmuş bir topluma vahiy inseydi o zaman tutarlı olabilirdi. Oysa ki insanlardan oluşmuş bir toplum zaman içerisinde yavaş yavaş gelişerek ilerleyen bir hayat, zaman içinde kemale doğru yürüyen bir insan, zaman içinde hiçbir şey bilmezken Kur'an'ın ifadesiyle belli bir süre içinde aklı, fikri, hafızası, muhayyilesi, tasavvuru, şahsiyeti oluşan muhteşem bir eğitim süreci geçirmektedir insan. İşte bu süreci Allah dikkate aldığını, vahyi indirirken de bu süreci gözettiğini bu ayetle ifade buyurmaktadır. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيرًا İndi. Onlar senin önüne hangi meselle çıkarlarsa çıksınlar, kesinlikle biz sana o konudaki gerçeği ve en doğru açıklamayı getiririz. Yani bir bakıma şöyle de anlaşılabilir. Onlar senin önüne hangi alternatif mesajı koymaya kalkarlarsa kalksınlar, unutmamaları gereken tek şey şudur. Biz önüne koymak istedikleri alternatifin en iyisini koyar ve onların getirdiği sahte mesajları gerçeğiyle söker atarız. Kur'an'ın peyderpey inişinin hikmetlerinden birine dikkat çekiyor bu ayet. Birbirini açıklamasıdır. Yani Kur'an Mekki ayetlerini ve surelerini Medine'de inmiş ayetler ve sureler açıklar. Kur'an kendi kendisini tefsir eden bir kitaptır. Medeniler Mekki ayetlerin tefsiridir biraz önce de söylediğim gibi. Muhkemler müteşabih ayetlerin tefsiridir. Yani yoruma açık olmayan, net ve açık mesaj getiren ayetler, yoruma açık bir biçimde gelen ayetleri tefsir ederler.
Kur'an ise ebedi hakikatin ve eşyanın tefsiridir. Vahye yönelik itirazların karşılanma garantisidir bu. Bu ayet. Onun için de sevgili Efendimiz'e vahye yönelebilecek her itirazı vahiy bizzat göğüsleyecektir. Endişeye mahal yoktur mesajı. اَلَّذ۪ينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ اِلَى جَهَنَّمَ اُولَٰئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَاَضَلُّ سَب۪يلًا Yüzüstü sürünerek cehenneme tıkılacak kimselere gelince, en şerli konumda bulunanlar ve yoldan en çok sapanlar işte bu tiplerdir. Yani alçalmış, ala vucuhihim, yüzüstü sürünme. Buradaki bu ifade alçalmış, rezil ve rüsva bir halde anlamına geliyor. Yeni bir pasaja giriyor sure. Bu pasajda aslında bir öncekinin konu olarak devamı sayılabilir. وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابِ Doğrusu, yine biz Musa'ya ilahi mesaj gönderdik. Yani sadece sana değil, senden önce de gelen peygamberlere geldi mesaj. Onun için nübüvvet mümkün bir gerçektir. Nübüvvet daha önce de gerçekleşmiştir. İlk defa mesaj gönderilen sen değilsin. İlk gönderilen peygamber de sen değilsin. Eğer sana itiraz getirenler senden önce peygamber geldiğini ve onlara vahiy indiğini tasdik ediyorlarsa seni reddetmekle çelişkiye düşüyorlar. Seni reddetmek için önceki peygamberlerin mesajlarını örnek göstermeleri tam bir çelişkidir. Daha tutarlı bir itirazları olmalı onların. Yoksa açık bir çelişkiye düşüyorlar. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَز۪يرًا Kardeşi Harun'u, yani Hazreti Musa için tabii ki, kardeşi Harun'u da onun yanına yardımcı olarak verdik. 31. ayeti hatırlayacak olursak, her peygamberin düşmanı olduğu ifade edilmişti orada. Burada da yardımcıları olduğu ifade buyuruluyor. Ve tabii Resulullah teskin ediliyor. Teselli ediliyor. Yani düşmanın var. Her peygamberin düşmanı vardı. Ama dostun da olacak. Yardımcın da olacak. Vezir aslında vizri alan anlamına. Yani yük alan. Yük olan değil. Yük alan. Yükü paylaşan. Onun için Hazreti Peygamber bir seferinde Hazreti Ali'ye yönelerek Harun Musa için ne anlam ifade ediyorsa sen de benim için olsun demişti. Bize kadar gelen rivayetlerden Resulullah'ın da etrafındaki bazı insanların onun yükünü aldığını, onun ıstırabını paylaştığını ve ona yönelik birçok tehlikeyi üzerlerine çektiklerini, tıpkı Hazreti Ali'nin onun yatağında yatarak ona yönelmiş düşman hançerlerine göğsünü siper etmesi, tıpkı Hazreti Ebu Bekir'in onun yanında hicrette yola koyularak yine göğsünü Resulullah'a siper etmesi, tıpkı Sa'd bin Ebi Vakkas'ın anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyerek göğsünü Uhud'da düşmanın bir ok atımı mesafeden daha yakın bir mesafeye geldiği, Resulullah'ın kimi zaman eteğine kadar kılıçların değdiği bir zamanda
zor zamanda göğsünü Resulullah'a siper ederek okların kendisine saplanmasına vesile oldu. Ve bu sayede Resulullah'ı düşmanın şerrinden korumaya aracı olduğu örneklerindeki gibi birçok arkadaşı, birçok sahabi Resulullah için gerçekten Harunluk görevi görmüşlerdi. فَقُلْ نَذْهَبَا اِلَى الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Siz ikiniz, yani Musa ve Harun, ayetlerimizi yalanlayan malum topluluğa gidiniz dedik. Tabi gittiler. Firavun'u ve etrafındaki inkarcıları davet ettiler. Uzun bir süreç içinde gelişen olaylar gelişti. Daha önce bu olayların farklı farklı versiyonlarını Araf suresinde ve diğer surelerde işlemiştik. Yine Bakara suresinde, Araf suresinde, müteakip surelerde, Hicr suresinde, Enbiya suresinde, birçok surede Hazreti Musa'nın daveti ayrıntılarıyla anlatılmıştı. İşte o anlatılan olaylar yaşandı, gerçekleşti ve en sonunda Firavun ve etrafındakiler bu daveti reddettiler. Sonuç ne mi oldu? Ayetin sonucu onu veriyor. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا Ancak bundan sonradır ki onları yerle bir ettik. Burada şöyle bir nükte var. Biz davetçi göndermedikçe bir kavmi helak etmeyiz. İlahi, vahyi gerçeğine bir atıf var. Yani Firavun'u da o inkar ettikten sonra helak ettik. Biz davet etmeden bir topluma azap göndermeyiz. Buradan şunu anlıyoruz ki, küfür özellikle davet geldikten sonra ona yönelik ısrarlı inkardır. Yoksa davet gelmemiş olan insanların sapması, yanlışı, İslam dışı itikatları onların azabı üzerlerine celbetmeleri için yeterli değil. Davet ulaştıktan sonra eğer hala ısrarla inkar ediyorlarsa, işte bu durumda Kur'an'ın ifadesiyle وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Biz bir elçi göndermedikçe bir toplumu azap etmemişizdir, buyuruyor. O gerçeğe bir ima var burada. وَقَوْمَ نُوحٍ Nuh kavmi de öyle oldu. لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً Tam da elçilerini yalanladıklarında onları suya gark ettik. Böylece kendilerini insanlığa ibret kıldık. İbreti alem kıldık. İyiler numune-i imtisal, kötüler ibreti alemdir. وَاَعْتَدْنَا لِلظَّالِم۪ينَ عَذَابًا اَل۪يمًا Zira biz haddi aşan herkes için can yakıcı bir ceza hazırladık. وَاَعْدًا وَثَمُودَ وَاَسْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا وَاَعْدْ ve Semud kavmi, Res sakinleri ve bunlar arasında yaşamış olan birçok nesil de öyle oldu. Onların başına da öncekilerin başına gelen geldi. Neden mi? Çünkü onlar da öncekilerin yolunu izlediler. Kim kimin izinden giderse o onun akıbetine uğrar.
Bunda şaşılacak ne var? Burada sayılan bütün bu helake uğramış kavimlerin ayrıntılı kıssaları farklı surelerde dile getirilir. Burada sadece bir geçit resmi yaptırılıyor. Yani inkarcı çizginin başına tarih içinde ne gelmiştir? Tabii ki bununla vahyin ilk muhatabı olan inkarcı Mekkeliler uyarılıyor. Ve tabii ki sonsuza kadar, kıyamete kadar vahye muhatap olup da inkar eden herkes uyarılıyor. Burada geçen Eshaber Res, Res kuyu demektir. Bölgede bir vadinin adı olduğu söylenir. Fakat bu vadinin nerede olduğu hakkında çok farklı yorumlar yapılmış tefsirlerde. Bir yoruma göre Güney Arabistan'da mukim Res sakinlerine Hanzala bin Saffan peygamber olarak gönderilmiş, onu öldürüp azaba uğramışlardır. Yine bir başka yoruma göre bu bölge Azerbaycan'dadır ve Azerbaycan'da kendilerine gönderilen peygamberi işkence ile, hatta bir başka rivayete göre kuyuya atarak öldürdükleri için başlarına bela gelen bir kavimdir bu. وَكُلَّنْ ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالِ Önce her birinin önüne yaşanmış örnekler koyduk. Yani tıpkı bizim önümüze konulmuş bu örnekler gibi önceki helak olan toplumların önüne de onların peygamberine gönderilen vahiylerde sizden önce inkar edenlerin başına şunlar geldi diye Rabbimiz örnekler koymuştur. Yani ibret almalarını istemiştir. Rabbimizin insanlığa şefkatinin bir ifadesidir bu. Yarattığı insanın güzel bir akıbetle akıbetlenmesi için Rabbimiz akıl vermekle yetinmemiş, irade vermekle yetinmemiş, peygamber göndermiş, bir tane de göndermemiş, birçok göndermiş, vahiy göndermiş. Yani ardı ardına ona merhametini, rahmetini ifade buyurmuş. Ve bütün bunlara rağmen insan hala direniyor, inkarda ısrar ediyorsa, işte ondan sonra kendi kötü akıbetini kendi elleriyle seçmiş olmaktadır. O mesaj verilmiştir her topluma. وَكُلَّنْ تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا Sonra hepsini paramparça edip mahvettik. وَلَقَدْ اَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي اُمْتِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ Doğrusu bu vahyin muhatapları bela sağanağına yakalanan kente uğramış olmalılar. Kim burada bunlar denilenler? Mekke'nin sakinleri. Onlar ticaret kervanlarını bela mahalli olan Lut kavminin, Lut gölünün hemen yanı başındaki yoldan geçirirlerdi. Filistin'e, Mısır'a, Akdeniz bölgesine sevk ettikleri mallar ve oradan alıp da iç Arabistan'a götürdükleri mallar, yüklü kervanların yolu oradan geçerdi. Onun için her gün adeta gördükleri bu ibret mahallinden ibret almamalarına dikkat çekiliyor burada. Gözünüzle görüyorsunuz. Bugün bile gidenler görürler. Lut Gölü eski bir göldür. Fakat bu gölün bir kenarı, lisan denilen bir ucu vardır. O uçta gölün derinliği aslında 400 metre. O uçta 50-60 metrelik cetvelle çizilmiş gibi bir kırık, tektonik bir kırık vardır. Biyosfer tabakasında. O kırık besbellidir ki bir yer hareketi sonucunda kırılmıştır. Yani ondan ötesi yer üzerinde iken Sodom kentinin yerleşim mahallidir orası.
daha sonra suyun altına, 60 metre suyun altına bakmıştır. Ve bugün aslında yeni yapılan kazılarla da bulgularla bu da tespit edilmiş durumdadır. İşte o mahalli gören bu insanların gördüklerinden ibret almayışları dile getiriliyor. فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا Şimdi orada olup bitenin iç yüzünü görmediler, öyle mi? Yani görmüyorlar mı? Orada olup bitmiş olan bu belayı. بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا Yo, onlar asıl öldükten sonra yeniden dirilerek hesap vermeyi istemiyor. Evet değerli Kur'an dostları, işte püf noktası burası. Eğer bir anahtar varsa bütün bu pasajlarda, o anahtarlardan biri burada yatıyor. Yani inkarcı mantığı aslında deşifre ediyor. İnkarcı mantığın psikolojisini, daha doğrusu psikanalizini yapıyor. Psikoanaliz yapıyor. Nasıl bir temele dayanıyor inkarcı mantığın inkarı? Ahirette hesap vermemek üzerine dayanıyor. Yani sorumluluktan kaçıyor. Sorumlu bir hayat yaşamak istemiyor. Hesabı verilmiş bir hayattan kaçıyor inkarcı. Aslında inkarcının derdi bu. Hesabını vermeyeceği bir hayat yaşamak. Hesapsız bir hayat yaşamak. Sınırsız ve sorumsuz bir hayat yaşamak. Ama insan sınırlı. Ama insan sorumlu, işte bunun için ahireti inkar eder. Bunun için vahye sırt döner. Bunun için insanlığın ufku olan peygamberlere sırt döner, onların mesajlarına sırt döner. Çünkü sorumsuz davranmak istiyor. Çünkü hesap vermek istemiyor. Çünkü işine gelmiyor. Yoksa varlığın, yaratılmışların şerefli bir unsuru olarak, Allah'ın bir şaheseri olarak kendi varlığını nasıl bir sineğin varlığıyla eşitler ki insan? Bu reva mıdır? Aslında bu insanın kendisine yapabileceği en büyük hakaret değil midir? İşte bunu sadece böyle bir güdüsel yöneliş sonucu yapar. O da hazcılık ve zevkin peşine düşerek hesap vermeyeceği bir hayata tutsak olmak. Yani hesaptan kaçmak. İşte bu. وَاِذَا رَأَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوَا Bir de ne zaman seni görseler, sırf seninle alay etme amacıyla diyorlar ki, اَهَذَا الَّذ۪ي بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولًا Ne yani? Allah elçi olarak bula bula bunu mu buldu da gönderdi? Diyorlar. Aslında buradaki bu ibareyi o günkü sosyal gerçeklikle nasıl bağdaştırabiliriz? Yine bu insanlar sevgili Efendimiz'e gençliğinde emin ismini vermişlerdi. Muhammedül Emin diyorlardı. Güvenilir Muhammed diyorlardı. Ve güveniyorlardı. Peki o zaman bu vakıayla bu ayetteki ifadeyi nasıl uzlaştıracağız? Aslında burada onların itirazı Resulullah'ın insaniyetine değil, insan türünü küçümsüyorlardı. Melek olmalı değil miydi deyişleri bu yüzdendi. Yani Allah'a elçi olsa olsa melekler olur, insanlar Allah'a elçi olamaz demek aslında insan Allah'a muhatap olamaz demektir. Bu insanı küçümsemektir. Bu insanın kadrini, kıymetini bilmemektir. Allah'ın de yanındaki insanın değerini yok saymaktır. Onun için inkarcı akıl aslında insana hakaret ediyordu.
insan türünün şerefine, onuruna, Allah katındaki saygın konumunu reddediyordu. Peygamberliğin insana gelişini reddetmek bu anlama geliyordu. Resulullah'a yönettikleri bu hakaretvari sorular da bunun ifadesiydi. İn kâde leyudilluna an âlihetina levlâ en sabarnâ aleyhâ. Belli ki diyorlardı, eğer onlar üzerinde ısrar etmeseymişiz, az kalsın bizi tanrılarımızın yolundan saptıracaklarmış. Öyle diyorlardı. Yani eğer ısrar etmeseydik, sabır göstermeseydik bizi tanrılarımızın yolundan saptıracaklardı. Muhammedi davetin etkisine de bir itiraf var burada. Yani o öyle etkili davet ediyor ki az kalsın sapıyorduk. Görüyorsunuz değerli dostlar. Tasavvur ters dönerse hidayet sapma, sapma hidayet anlamına gelir. Eğer bir insan ters bakarsa hak batıl, batıl hak, siyah beyaz, beyaz siyah gibi görünür. İşte burada ifade edilen şey aslında ters dönmüş bir tasavvurun eşyayı ters görmesi, hakikati ters görmesi. Yoksa nasıl direnebilirler? Aslında direnç önce insanın iç dünyasının ters dönmesiyle başlıyor. Yani inkar önce tasavvurda, akılda başlıyor. Orada başlayan inkar eyleme yansıyor. O kadar. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَب۪يلًا. Ama zaman gelecek, azabı gördüklerinde kimin daha çok yoldan sapmış olduğunu öğrenecekler. Yani azabı gördüklerinde akılları başlarına gelecek. Amuda kalkarak bakıyorlardı varlığa ve hakikate, o zaman ayakları üzerine dikilecekler. Yani tasavvurları yerine gelecek, fakat tabii iş işten geçmiş olacak. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى. Bu ayetlerin ardından da böyle muhteşem bir ibare gelmeliydi zaten ve o geldi. Hevasını, arzu ve tutkusunu tanrı edinen kimsenin durumunu göz önüne getirsene bir. Yani ey bu vahyin muhatabı olan müminler, neden böylesine muhteşem bir imkanı ayaklarıyla tepiyorlar diyorsanız eğer inkarcı mantık, sen bu insanın hevasını, tutkusunu, arzusunu tanrısı edindiğini göz önüne getir. Bir insan düşün ki tanrısı tutkusu olsun. Tutkusuna tapıyor. Arzusuna tapıyor o insan. Ona kul olmuş. Onun önünde eğiliyor sadece. Böyle bir insan ne yapmazdı ki? Böyle bir insan Allah'a isyan etmez mi? Böyle bir insan vahyi reddetmez mi? Böyle bir insan bu ilahi imkanı elinin tersiyle itmez. İşte bu tip böyle bir tip. Heva hakikate ne doğrudan ne dolaylı hiçbir nispeti olmayan referans demek. Tutku ve arzu, tutku ve arzuyu hakikatin makamına oturtmak. Eşyanın aslında ters döndürülmesidir bu. Çünkü insan kendi egosunu putlaştırmıştır. Egosantrik, ben merkezci bir dünya kurmuş, merkezine de kendi egosunu oturtmuştur. Ona tapınmaktadır. Yani şu, ben ateistim, ben inkarcıyım, ben varlığın bir yaratanı olduğunu inkar ediyorum diyen insanların aslında siz tanrısız olduğunu sanmayın. Onların sahte bir tanrısı var. Bu ayetten biz bunu istidlalen çıkarıyoruz. Nedir o? Kendi tutkuları, kendi arzuları.
Yani özetle sahici bir Allah'a iman etmeyenler, uğruna kul olacakları sahte bir tanrı mutlaka bulurlar. Eğer dışarıdan bulmazlarsa kendi içlerinden egolarını tanrı edinirler. Artık arzuları emreder, onlar yaparlar. Niçin yaptın dediğinizde arzusunu referans verir. Canım istedi. Canım öyle istedi. Canı istemiş yapmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Her insanın tutkusunu, arzusunu tanrı edindiği bir dünya nasıl bir dünya olurdu? Yaşanabilir bir dünya olabilir mi? Düşünün, arzusunu tanrı edinmiş, neyi emrederse arzusu kendisine onu yapıyor ve niçin yaptığını sorduğunuzda doğru olduğu için değil, iyi olduğu için değil, güzel olduğu için değil, canı istediği için. Arzusu öyle emrettiği için, keyfim öyle istediği için diye cevap veriyor. Referansı, hevası, tutkusu. İşte onun tanrısı tutkusu almıştır. Ve o tipi gözümüzün önüne getirmemizi istiyor. Efe ente tekunu aleyhi vekila. Şimdi böyle birinin sorumluluğunu sen üstlenebilir misin? Soru gerçekten İnsanın tüylerini diken diken eden bir soru. Böyle birinin sorumluluğunu kim üstlenebilir ki? Tutkusunun kölesi kulu olmuş birine kimse vekil ve kefil olamaz. Çünkü böyle birinin ilkesi olmaz. Böyle biri yüz karasıdır. İsterse böyle biri insanın en yakını olsun. Yine vekil olamaz, kefil olamaz. Çünkü o ilkesiz. O Allah'a ihanet etmiştir. O hakikate, gerçeğe ihanet etmiştir. İnsana ihanet etmesi işten bile değildir. Em tahsebu enne ekserahum yesme'une ev ya'gilun. Ya da sanır mısın ki onların çoğu ilahi mesajı işitir veya hakikati akleder? Araf suresinin 179. ayetini hatırlıyoruz. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا Onların kalpleri var fakat onunla fıkhetmezler. Yani akletmezler, düşünmezler. Akletmeyen bir kalpleri var. Onların gözleri var fakat görmeye yaramıyor. Sadece bakıyorlar. Ama hakikati görmüyorlar. Onun için gözün olması yetmez. Işık da olacak. Işık yoksa gören göz kör olur. Işık vahiydir. İnhum illa kel en'ami belhum edallu sebile. Hayır, onlar sürü içgüdüsüyle davranan hayvanlar gibidirler. Hatta yoldan sapma konusunda daha da beterdirler. Evet dostlar, vahiy içgüdüleriyle hareket edenlerin akli ve kalbi yetilerinin köreleceğini ve sonuçta bunun da insanlıktan çıkma anlamına geleceğini ifade ediyor. Yani akli ve kalbi yetenekleri körelenler nihayetinde diğer canlıların durumuna düşerler. Hayvanlaşırlar diyor. Bu ayet bir önceki ayetle birlikte mütalaa edilmeli mutlaka. Yani içgüdüsünü, tutkusunu tanrı edinen tip aslında aklını ve yüreğini devre dışı bırakmış. Kendini insan eden taraflarını kendi öz elleriyle yok etmiş ve kendisini sürüleştirmiş. Sürü güdüsüne teslim olmuş. Yığınların içine arasına teslim olmuş bir tiptir. Bu tip sürü güdüsüyle hareket eder. Yani koyun gibi. Bir tutam otun arkasına bin koyunluk bir sürüyü çekmek mümkündür. Hiç sormazlar, nereye gidiyoruz,
Nereden geliyoruz? Kimin ardına düştük? Bu bir tutam ot bize yeter mi? Bunun arkasından çok ucuz değil mi diye sormazlar. Bunu sorabilecek akıl zaten vahye teslim olur. Aslında burada referans sistemimize de bir atıf var. Sem'iyat ve akliyat. Sem'iyat vahiy, akliyat ise o vahyi algılayan aklımız. Yani iki temel referans, hakikate götüren iki temel referans. Birisi adeta bir lokomotifin iki rayı gibi. İlahi vahiy, selim akıl. Bunların ikisi de aynı yere doğru götürür insanı. Eğer ikisi üzerinde hareket eden bir lokomotif olursanız, hakikate doğru yolculuğunuz istikametle devam eder. Elem tera ila rabbike keyfe medde zil. Ey insan! Görmez misin Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını? وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا. Ama eğer isteseydi, onu hareketsiz kılardı. Yani gölgeyi. Burada kıssadan hisse almamız isteniyor. Gölge olması için bir asıl olması lazım değil mi? Bir şeyin gölgesi olur. O şey olmadan gölgesi de olmaz. O şeyi kaldırın, gölgesi de kalkmış olur. Bu alemi bir gölge bil. Asla kaynağa bak yani. Lafzı mananın gölgesi bil. Lafızdan manaya git. Eserden müessire git. Sanattan sanatkara git. Görünenden görünmeyene git. Mamulden ustaya git. İşte burada böyle bir nükte var gibi geliyor bana. Bizim dilimizde, eski dilimizde, eskimez dilimizde daha doğrusu gölge sayedir. Sayenle sayeban olduk cümlesinde geçen. Yani gölgende gölgelendik. Gölgesinde geçinsin derler deyimsel olarak Anadolu'da. Gölgesinde geçinmek. İşte bu manadadır Seyyid Kutub'un tefsirine verdiği isim. Fî zilâlil Kur'an. Kur'an'ın gölgesinde. Yani o gölge aşırı sıcak bir ortamda insana sunulmuş bir merhamet, bir rahmet sığınağıdır. İşte belki bu nükteye de bir atıf olsa gerek. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَل۪يلًا. Fakat biz güneşi gölgeye kılavuz yapmışızdır. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَس۪يرًا. Ardından da onu kendi katımızdan konulmuş bir yasaya bağlı olarak usul usul çekip almaktayız. Afaki, kozmik ayetleri, göstergeleri doğru okumamızı işaret eden ayetler bunlar. Doğru okuyarak gösterilene ulaşabiliriz. Göstergeyi doğru okursak gösterileni görürüz. İşte burada da gölgeden, güneşten söz edilmesi aslında kevni ayetleri, tabiat ayetlerini doğru okursan ey insan, İndirilmiş Kur'an ayetlerinin götürdüğü yere götürürsen, aynı hakikatleri ifade eder. İbrahim gözüyle bakarsan yıldıza, aya, güneşe Allah'ı görürsün. Nereden baktığın önemli. Doğru yerden bakanlar doğru görürler. Allah'ın gör dediği yerden bakanlar hakikati görürler. Şeytanın gör dediği yerden bakanlarsa elbette şeytanın gösterdiğini. Ve huvellezî ceale lekumul leyle libâsen
وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا Hem sizin için geceyi bir tür örtü yapan, uykuyu istirahat yapan, gündüzü de uyanıp kalkış vakti yapan O'dur. Neden? Gece, gündüz, sabah geldi burada. Çünkü her 24 saat hayat, ölüm ve kıyamete bir atıftır. Gündüz hayata, gece ölüme, ertesi sabahsa yeniden dirilişe bir atıf. Eğer aklı başındaysa insanın her 24 saatte hayatı, ölümü ve kıyameti görür ve ibret alır. وَهُوَ الَّذ۪ي اَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ rahmeti. Yine rahmetinin önü sıra, rüzgarları müjdeci olarak gönderen de O'dur. Kur'an'da rüzgar nerede geçiyorsa, rüzgar, rahmet, yağmur metaforu mutlaka vahye bir ima içerir. Rüzgar yağmurun habercisidir ya, böyle ortalığı kasıp kavuran bir rüzgar geldiğinde arkadan yağmur geleceğini anlarsınız. Mekke, Medine'nin habercisidir. Özelde Resulullah'a bu acı, bu kasırgalı günler arkadan gelen yağmurun, Medine'nin habercisidir. Bu elemli, bu kederli günler, yıllar arkadan gelecek büyük iktidarın, nübüvvet devletinin habercisidir. İşte böyle okuması isteniliyor Resulullah'tan. Belki tüm muhataplarında, hayatlarında çektikleri o acılı, sıkıntılı, ıstıraplı dönemleri eğer Allah'lı çekmişlerse, eğer bir amaç uğruna, ulvi bir gaye uğruna çekmişlerse, bu arkadan gelecek yağmuru haber veren bir kasırga gibidir. Arkadan gelecek yağmurla teselli olun, onu unutmayın demeye getirmektedir. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا Ki onunla, yani o yağmurla ölü bir toprağı canlandıralım istiyoruz. Burada da buyurulduğu gibi vahiy ile ölü gönülleri, ölü toplumları, ölü yürekleri canlandırırız. Aslında Kur'an'da geçen bir insanı öldürmek tüm bir insanlığı öldürmüş gibidir. وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا Bir kişiyi dirilten de tüm bir insanlığı. Peki bir kişiyi diriltmek nasıl olur? Yani ölüyü diriltmek mi anlaşılır buradan? Böyle bir şey mümkün değil bizler için. Nasıl diriltebiliriz? İşte böyle. Yüreğine vahiy suyunu yürüterek, ölü gönlüne diriltici ilahi iksiri vererek. Böyle diriltiriz. İşte buradaki diriliş, o diriliş. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَاَنَاسِيَّ كَثِيرًا Yine onunla yaratmış olduğumuz bir nice canlıyı ve insanı sulayalım diye. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا Doğrusu biz onu ve bütün bu örnekleri ayrıntılı bir biçimde açıklayarak insanların önüne koyduk ki liyevvekkeru düşünüp ders alsınlar diye. Allah'ın eşyayı bile amaçsız ve ilkesiz yaratmadığını düşünüp ders alsınlar. Yukarıdan beri güneşi, gölgeyi, yağmuru, rüzgarı hatırlayın. Bütün bunları yan yana koyun. Neden? Allah eşyayı bile amaçsız yaratmadı diye bir sonuca ulaşırsa insan arkasından şu cümle gelmeli değil mi? Ya benim gibi mahlukatın, yaratılmışların şereflisi, değerlisi bir varlığı amaçsız yaratmış olabilir.
İşte bu soruyu sormamızı istiyor. فَأَبَا اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُورًا. Hal böyleyken insanların çoğu yine de yüz çevirmekte, nankörlük etmektedir. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذ۪يرًا. Hem eğer dilemiş olsaydık, geçmişte olduğu gibi elbette her topluma ayrı bir uyarıcı gönderirdik. Yani her topluluğa ayrı ayrı peygamber gönderebilirdik. Ama bunu yapmadık. Fahval hitaptan onu anlıyoruz sözün gelişinden. Tüm bir insanlığa bir tek peygamber gönderdik. Onu açıklıyor. Ve neden açıklıyor? Arkasındaki ayet. Fela tut'i kafirine ve cahidhum bihi cihaden kebira. Madem öyle, artık sen de inkarcılara uyma ve onlarla bu vahiy sayesinde, Kur'an sayesinde tüm gayretini sarf ederek büyük bir cihada giriş. Cihad-ı kebir, büyük cihad. Onlarla büyük cihad et. Bu ayetlerin Mekke'nin 5 ve 6. yıllarında indiğini hatırlayınız. Mekke döneminin 5 ve 6. yıllarında hangi büyük cihattan söz ediyor olabilir Kur'an? El kaldırmanın dahi yasak olduğu bir dönem düşmana. Hangi büyük cihat? Elbette bu büyük cihat Kur'an ile yapılan cihat. Oradaki bihi zamiri, he zamiri vahye gidiyor tüm ilk otoritelere, ilk müfessirlere göre. Yani vahiy ile vahiy sayesinde cihat. En büyük cihat vahiy ile yapılan cihatmış. Kur'an öyle diyor. Değerli dostlar, duydunuz değil mi? En büyük cihat Kur'an'a göre vahiy ile yapılan cihatmış. Vahyi insanların yüreğine götürmek için olanca gücünü sarf etmektir en büyük cihat. Burada söylenen bir önceki ayetle birlikte düşünüldüğünde nedir? Yani her bölgeye ayrı ayrı peygamber göndermedik. Bir peygamber gönderdik hepsine. Ey Nebi diyor iki ayeti birlikte okursak. Ey Nebi, ey peygamber, öyle çaba göster ki her kavme ayrı peygamber göndermiş olsaydık, bütünü ne kadar çaba gösterecek idiyse, sen o kadar çaba göster. Biz sözün gelişinden bunu anlıyoruz. Ve tabii ki bize de, hepimize de bu çağrı, ey bu vahye muhatap olup da vahyin hitabını kabul etmiş olan İslam ümmeti, ümmeti Muhammed, siz de öyle çaba gösterin ki yeryüzüne bu çabanız yetsin. Yeryüzünün hidayeti için bu çabanız referans olsun. وَهُوَ الَّذ۪ي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. Hem iki denizi birbirine salan, hem de biri tatlı, susuzluğu giderici, diğeri tuzlu, acı olduğu halde, bu ikisi arasına karışmalarını önleyici, görünmez bir perde, aşılmaz bir engel koyan odur. Evet, ırmak, boğaz, körfez gibi büyük su kütlelerinin eklem noktalarında gerçekleşen yüzey gerilimi yasasına bir atıf var burada. Fakat ilginçtir, yüzey gerilimi yasası daha bu yüzyılda tespit edildi. Ama bu ayet 1400 yıl evvel bu ilahi yasaya bir atıf yapıyor. Aslında Kur'an'ın fiziki hadiselere, doğa olaylarına yaptığı her atfın arkasında manevi bir, ahlaki bir işaret vardır. Peki buradaki işaret ne olabilir dersek, şu olabilir.
Mekke'de olduğu gibi mümin ve kafirler aynı kentte yaşadığı halde birbirine karışmayan iki hayat tarzı, iki tasavvur, iki akıl ve inanç sistemine işaret ediyor. Yani adeta küfür acı ve tuzlu, yani kandırmayan su. Küfre saplanmış insanlar. Öbür tarafta da iman, iman ehli, tatlı su gibi insanın yüreğini serinleten, yanmış yüreklere bir merhamet gibi düşen tatlı su. İşte bu ikisi yan yana yaşadığı halde iç içe geçmiyor. İki ayrı akıl, iki ayrı hayat tarzı, iki ayrı bakış açısı. Buna bir işaret olsa gerek. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا Sudan insanı yaratan ve onun kan bağıyla, soy, sop, evlilik bağıyla hısım sahibi olmasını sağlayan da odur. Olanca çeşitliliğine rağmen hayatın kökeninin bir olduğuna bir atıftır bu. Ya da hayatın basitten mürekkebe doğru seyreden tekamül yasasına bir atıf. Yani bizden şunu görmemizi istiyor. Hayat olanca renkliliği, olanca çeşitliliğini görüyorsunuz. Ama bütün bunlara rağmen kökenine indiğinizde tek bir kök göreceksiniz. O nedenle eğer insanları da böyle çok çeşitli, çok farklı tarzlarda, düşünce tarzında, çok farklı akıl seviyelerinde görüyorsanız özüne inin, çok özüne, özünde Adem gibi temiz bir atadan. Yani hakikat esastır, batıl, arzi. Hak daimidir. Asıl olan haktır. Batıl ise sonradan olmadır. Belki de dikkatimizi çektiği nokta burası olmalı. وَكَانَ رَبُّكَ قَد۪يرًا Zira senin Rabbin sınırsız kudret sahibidir. Yani bütün bu çeşitliliği takdir eden Rabbindir. Bu çeşitliliği sonsuza kadar yok etmek mümkün değildir. Yani küfür de olacak, iman da. Bu hep olacak. Ama asıl olan senin tercihini hangisi uğruna kullandığındır. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ Yine de onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne yarar ne de zarar verebilecek olan şeylere kulluk ediyorlar. Yani hiçbir yararı ve hiçbir zararı veremeyecek olan şeylere kulluk ediyorlar. Buradaki zarardan bahis aslında insanlar bazen Allah dışı varlıklara kulluk ederken mesela cin gibi görünmeyen varlıklara onlardan korktukları için bana zarar verebilir diye korktukları için kulluk edebilirler. Allah'a verecekleri nitelikleri ondan alıp başkasına vermeye kalkabilirler. Ona bir atıf bu. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا Ve zaten tam bir kafir de Rabbine sırt çeviren kişidir. Yani kafir Rabbine sırt çevirendir diyor. Kafirin tanımını yapıyor Kur'an. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا Ve biz seni yalnızca bir uyarıcı ve müjdeci olarak gönderdik. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا Ey Peygamber! Ben bu davet karşılığında dileyen kimsenin Rabbine doğru bir yol tutması dışında sizden
herhangi bir ücret talep etmiyorum, istemiyorum de. İlla men şa. Buradaki ibare. Dileme fiili iki özneyi de görüyor. Beşeri iradenin ilahi hidayeti celbetmedeki belirleyici rolüne bir atıf var burada. Vermeyi dilemeseydi, dilemeyi vermezdi. Onun için dileyen kimsenin hidayetini diler. Dileyen kimsenin de dalaletini diler. Yani sen dalaleti dilersen, o da senin için senin dileğini diler. Çünkü iradeyi veren odur. O aslında irade vermekle senin dileğine hürmet göstereceğini ifade buyurmuştur. Buradaki nükte de budur. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ Ve ölümsüz olan o mutlak diri zata yaslan ve hamd ile onun aşkın yüceliğini dillendir. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا Zira kullarının günahından haberdar olma hususunda kimse onunla boy ölçüşemez. Yani sen insanların suç çetelesini tutmaya kalkma. Onu tutacak olan Allah'tır. Çünkü Allah her şeyden haberdardır. Sen görevini yap. Uyarı görevini yap. Uyar ve müjdele. Ötesini Allah'a bırak. İnsanların suç defterini tutacak olan Allah'tır. Neyi affedip neyi affetmeyeceğini bilen de yine Allah'tır. اَلَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْاَرْشِ Gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri 6 evrede yaratıp, sonra da mutlak hükümranlık makamına kurulan O'dur. Er-Rahman. O sınırsız rahmet kaynağıdır. Fes'el bihi habira. Haydi o halde. Ey insan! Ey bu vahyin muhatabı olan insan, haydi isteyeceğin ne varsa o her şeyden haberdar olandan iste. Ya da bu ibarenin farklı bir çevirisi şöyle yapılabilir. Onu yine o her şeyden haberdar olandan sor. Çünkü se'ele kökü hem istedi hem sordu anlamına birlikte gelir. وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ Bir de kendilerine yalnızca Rahman olana secde edin denildiğinde قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا Rahman da neymiş? Ne yani, şimdi sen bize neyi emredersen ona mı secde edeceğiz diye itiraz ederler. وَزَادَهُمْ نُفُورًا Üstelik bu onların nefretlerini daha da artırır. Bu ayetin ne demek istediğini anlamak için indiği döneme dönmemiz lazım. Müşrik, seküler Arap aklı, Rahman adına şiddetle karşıdır. Aslında Rahman bilinmiyor değil bölgede. Müseylimetül Kezzab, o yalancı peygamberin lakaplarından biri de Rahmanul Yemame'dir. Yemame'nin Rahmanı. Yemen taraflarında kullanılan iki ilaha verilen isim de denilir. Fakat o dönemde, yani cahiliyede Rahman kullanılıyor mu, kullanılıyorsa nasıl kullanılıyor çerçevesinde bu malumat verilir. Fakat vahyin ilk muhatabı olan seküler müşrik toplum Rahman ismine şiddetle karşı. Allah'a Rahman sıfatının verilmesine şiddetle karşı. Onun için
Hudeybiye'de Resulullah'la müşrikler arasında bir anlaşma yapılırken Bismillahirrahmanirrahim'e itiraz ettiler. Bismikallahümme yazdırdılar. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla besmele cümlesine itiraz edip Allah'ın adıyla yazdırdılar. Rahman sıfatına şiddetle karşılar. Neden? Bu biliniyor. Nedeni bizce şu. Vahiy Allah'ın rahmetinin bir ifadesi. Allah'ın hayata müdahalesinin bir ifadesi. Onlar ise Allah'ın hayata müdahalesini istemiyorlar. Allah'ın hayata müdahil olmasını istemiyorlar. Allah'ın bu yeryüzüne müdahil olmasını istemiyorlar. Onu alemin Rabbi olarak kabul ediyorlar. Ancak hayatlarına müdahil olmasını kabul etmiyorlar. Onun için putları icat ediyorlar. Neden? Eğer hayatlarına müdahil bir Rahman inancına inanırlarsa o zaman sorumlu tutulacaklarını, her şeyden hesap vereceklerini biliyorlar. Bir ahiretin de olması lazım. İşte onlar uzak bir tanrı inancını yakın bir Allah inancına tercih ediyorlar. Onun için de nefretlerinin artmasına neden oluyor Allah'a Rahman denilmesi. Çünkü o zaman keyiflerine göre yaşayamayacaklar. Yani o zaman kendi yasalarını tutku ve arzularının emrine veremeyecekler. Tutku ve arzularını tanrı edinemeyecekler. Allah'ın emir ve yasaklarına göre yaşamak durumunda kalacaklar. İşte bu da onların işlerine gelmiyor. Tebârakellezî ce'ale fissemâi burûcen ve ce'ale fîhâ sirâcen ve kameran munîrâ. Göğe büyük yıldız kümeleri yerleştiren, yine oraya güneş gibi bir ışık kaynağı ve ay gibi bir ışık yansıtıcı yerleştiren Allah, ne yüce bir bereket kaynağıdır. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا. Ders almak, ardından şükretmek isteyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbirinin peşine takan da odur. Buradaki limen erade en yezzekkara ev erade şükura ibaresindeki ev birbirinin yerine alternatif olan iki şeyden değil, biri diğerinin ardışığı olan, yani biri diğerini takip eden iki şeyden söz ettiği için evi ya da şeklinde veya şeklinde değil ardından şeklinde çevirmeyi daha uygun buldum. Ve ibadurrahmanillezine yemşuna alel ardı yemşuna alel ardı hevnen. Rahman'ın has kulları olan kimseler yeryüzünde vakarlı bir tevazu ile yürürler. Bu yürüyüş sadece yürüme eylemiyle sınırlı değildir. Hatta yürüme eylemine bir atıf olarak tahsis edilemez. Tüm hayatı kapsayan bir hayat yürüyüşüdür bu. Hevn, hayat yürüyüşünde Kur'an'ın her alanda savunduğu dengeli tavrı ifade eder. Ne zillet ve acziyet, ne küstahlık ve kibir. Dengeye davet ediyor. Hevn bu dengenin adıdır işte. Ne zillet ve acziyet ifade edecek hayat tarzınız, ne de küstahlık ve kibir. Dengeli bir hayat tarzı. Tıpkı 67. ayette geleceği gibi. Orada ekonomik harcama ahlakında dengeyi tavsiye edecek Kur'an. Onun için buradaki yürüyüşü sadece yolda yürüme biçiminde hasretmek, öyle anlamak, eksik anlamak olur. Hayat yürüyüşüdür bu. Komple bir hayat yürüyüşü. وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
ve cahillerle muhatap olduklarında selam der, geçerler. Kendini bilmeyen muhatap alınmaz. Neden cahille muhatap olunduğunda selam der, geçerler? Çünkü cahille neyi paylaşacaksınız? Bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. Sizden de hakikati dinlemeye tahammül etmiyor. Bu durumda selam deyip geçmekten başka çaremiz yok. Büyük İmam Muhammed bin İdris Eş-Şafii der ki, ne zaman bir alimle tartışmışsam kazandım, ne zaman bir cahille tartışmışsam kaybettim. Galiba bu ayetin ifade ettiği hakikate bir atıf olsa gerek Şafii'nin bu yaklaşımı. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا Yine onlar gecelerini Rablerinin huzurunda secdeye vararak ve kıyama durarak geçirirler. Evet değerli dostlar, bu ayetlerin Mekke'de 5. ve 6. yıllarda muhtemelen indiğini düşünürsek, Medine'nin önce yüreklerde kurulduğunu anlarız. Medine, Medine'den kurulmadan önce, hicret olmadan önce yüreklerde, Mekke'de kuruldu. Aslında Medine'ye, Mekke'den taşıdı müminler Medine'yi. Yesrib'e taşıdılar Medine'yi yüreklerinde. Güçlü bir iç dünya, iç alem oluşturması gerekiyordu vahyin. Müminleri üzerinde. İşte onu yaptı vahiy. Daha ilk inen surelerde unutmayınız, gece ibadetine davet vardır. Ya eyyuhel muzzemmil, Muzzemmil suresinin ilk ayetlerini okuyunuz. Orada görürsünüz. Gece ibadetine çağıran mesajı görürsünüz. Neydi bu? Bu, insanı yüreğinden tutup ayağa kaldırmaktı. Bu, önce yürek binasını inşa etmekti. Bu, geceyi ayağa kaldıramayanın gündüzü ayağa kaldıramayacağını ifade etmekti. Bu ifadeyi, daha doğrusu bu teşviki doğru anlayan ilk müminler, bazen gecelerini ihyada o kadar aşırıya giderlerdi ki, hatta bazıları kendilerini evlerinin orta direğine bağladıklarını söylerlerdi. İşte böylesine bir iç dünya inşasına giriştiler. İç dünya inşası için böylesine muhteşem bir seferberlik başlattılar ve ondan sonra dış dünyayı inşa ettiler. İşte bu seferberlik sonucunda elde edilen şahsiyet, yeryüzünün kaderini değiştiren bir şahsiyet oldu. Çünkü hayatı yeniden inşa etmeye adaysanız, kendinizi yeniden inşa etmekle başlamak zorundasınız. Kendisini inşa etmeyenler hayatı nasıl inşa edecekler? وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ Ve onlar Rabbimiz derler, cehennem azabını bizden uzak eyle. اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا Çünkü onun azabı oldum olası pek zorlayıcı, pek şedittir. Ahiret ve akıbet kaygısı işte bu. Yani onlar ki diye başlayan ve 8 yerde 8 ayrı öğüt veren bu son surenin son ayetleri bir müminin, ideal bir müminin tarifini yapıyor aynı zamanda. İşte burada ideal bir müminde ahiret ve akıbet kaygısı sürekli olmalı. Yani sonum ne olacak? Meçhul akıbetin kaygısını sürekli yüreğinde taşımalı. Bu
sahibine sorumluluk bilinci kazandırır, hesap verme şuuru kazandırır. İnneha sa'et mustakarran ve mukame. Gerçekten de o ne kötü bir ikametgah, ne berbat bir makamdır. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا. Ve onlar ki infak ettikleri zaman ne saçıp savururlar ne de pintilik ederler. وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. Zaten bu ikisi arasında bir yol, dengeli bir tavırdır. Yukarıda bahsetmiştim. Yürüyüş, yolda yürüyüşten daha öte bir şey. Hayat yürüyüşünde dengeye davet ediyor Kur'an demiştim. İşte burada da ki 63. ayette, 67. ayette de harcama ahlakından bahsediyor. Dengeli bir hayat yürüyüşünün yolcusuysanız eğer, dengeli bir harcama ahlakına sahip olmalısınız. Ne ellerinizi tümden açıp saçıp savurmalısınız, ne de sıkıp suyunu içmelisiniz. Dengeli bir harcama ahlakı. Çünkü dengeli bir tasavvur, dengeli bir akıl, dengeli bir şahsiyet, dengeli bir harcama ahlakına sahip olur. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اَخَرٍ. Yine onlar ki Allah'la beraber bir başka ilaha yalvarıp yakarmazlar. Tevhid. Bu ayet tevhidin, müminin temel ilkesi tevhide dikkat çekiyor. Şirkten titizlikle sakınma. Korku, umut ve sevginin merkezine yalnızca Allah'ı yerleştirme. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Meşru ve haklı bir gerekçeye dayanmaksızın Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymazlar. Can emniyeti yani. Yaşama hakkı. Buna tecavüz etmezler. وَلَا يَزْنُوا. Zina da etmezler. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا. Zira her kim bunları yaparsa o günaha batmış olur. Can ve ırza saldırma, saldırmama, İnsanın maddi ve manevi dokunulmazlığına halel getirmeme emri bu. Maddi dokunulmazlığı canı, manevi yani onur ve izzeti ise namusudur. Bu ikisine yönelmiş tecavüz aslında canına yönelmiş tecavüz neyse namusuna yönelmiş tecavüz de ona benzer bir saldırıdır diye anlayabiliriz. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kıyamet gününde onun terk edilmişlik acısı kat kat olacaktır. Buradaki el-azab, etimolojik kökeninden yola çıkarak ki azb kökü terk edilme, yalnız bırakılma anlamına gelir. İşte buradaki azabın en derini de terk edilmişlik acısı olacaktır. Ve yahlut fihi muhane ve orada aşağılanmış bir biçimde kala kalır. İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenat. Ancak kim tevbe eder, yürekten inanır ve salih amel işlerse, değer üretirse, işte böylelerinin kötü gidişatını Allah iyi gidişata tebdil edecektir. Günahsız kul olsun değil. Bu ayete dikkat edin. Böylelerinin kötü gidişatını iyi gidişata tebdil edecek. Kim böyleleri? Allah'a yönelen, suçunu itiraf eden, haddini bilen. Yoksa melek olan değil. Günahsız kul değil, tevbe eden, ona yönelen, değer üreten kul istiyor. Rabbimizin insan tanımı. Çünkü insan elbette hata ve nisyandır.
Ama hatasını savunursa iblisleşir, hatasını itiraf eder, özür dilerse adam olur, ademleşir. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Hem zaten Allah merhameti sınırsız bir bağışlayıcıdır. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا Kaldı ki kim tevbe eder ve salih amel işlerse, işte böyleleri kesinlikle Allah'a yönelmiş sayılacaklardır. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ Yine onlar ki yalan ve sahte olandan yana şahitlik etmezler. Müminin bir başka vasfı da budur. Yalandan ve sahteden yana çıkmazlar. Bu aslında bu anlamı içerir. Yalanı savunmazlar. Sahte olanı korumazlar. Onun yanında olmazlar. Onunla aynı hizada görünmezler. Sahici olanla beraberdir onlar. Onlar simülatif ve sanal olanla olmazlar. Sahte hayat tarzı, sahte gülücük, sahte maske, maskeli bir yüz, sahte bir tavır, sahte bir duruş sergilemezler. Ve tabii yalandan yana olup da ona şahit olmazlar. Yalanın savunulmasını üstlenmezler. وَاِذَا مَرُّ بِاللَّغْوِ مَرُّ كِرَامًا Yararsız ve anlamsız olan şeylerle karşılaştıklarında da vakarla geçip giderler. اَلَّغْوِ Amaca ulaşmada hiçbir fonksiyon üstlenmeyen boş ve anlamsız şey, her şey. Boş ve anlamsız. Onlara takılmazlar. Onlarla uğraşmazlar. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّنْ وَعُمْيَانًا Yine onlar ki Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman sağırlar ve körler gibi dinlemeden, anlamadan üzerine üşüşmezler. Çok, çok dikkat çekici bir ayet. Gerçekten daha önce Allah'ın mesajını inkar edenleri ele aldı. Burada ise Allah'ın mesajını inkar etmeyip, hatta onu kucaklayıp, onu baş üstüne koyup, fakat anlamaya ve yaşamaya gelince göz ardı eden sakat mantığa, yamuk mantığa sesleniyor. İyi bir mümin bunu yapmaz. Mücahit, büyük müfessir, otorite, İbn Abbas'ın talebesi Mücahit, la yefkahune ve la yesme'un diye tefsir etmiş. Yani buradaki ayetteki summen ve umyanayı ayetler üzerinde düşünmezler. Onun anlamını, manasını kavramazlar. Ayetleri dinlemezler de, yani onun ardınca gitmezler. Ne yaparlar ya? Üzerine kapanırlar. Öperler, tepelerine koyarlar. Evlerinin en güzel yerine asarlar. Altın yaldızla yazarlar, levhaya asarlar. Hürmet ederler, eder gibi görünürler aslında. Bu hürmet değil. Fakat onu yaşamaya, onu hayata koymaya, onunla dirilmeye, onu anlamaya, onu anlama için çaba sarf etmeye, onun üzerinde yoğunlaşmaya gelince iş bunu yapmazlar. İşte onlara sesleniyor bu ayet. Kur'an'a karşı saygı gösterisi yaptıkları halde onu anlama ve hayata geçirme konusunda samimi davranmayan kimselere sesleniyor. Çünkü Peygamberin ifadesiyle onlar Kur'an'ı yastık edinenler, Kur'an'la uyuyanlar, ninni gibi la yetevessedul Kur'an diyordu ya sevgili peygamber. Kur'an'ı yastık edinmeyiniz.
Nasıl yastık edilir Kur'an? Kur'an hayat kitabı değil de sanki sadece ölülere okunup da duvara asılan, tören günlerinde üç öpücük kondurulup da seninle işimiz buraya kadar diye adeta azıtılmış bir kedi muamelesi yapılan bir mesaj değildir. Kur'an kendi ifadesiyle ölüleri, örül ölü ruhları dirilten ilahi bir mesajdır. Kur'an ilahi bir inşa projesidir. Yine bu ayetin bana hatırlattığı bir tip de şöyle geliyor. Kur'an'ın kimi işine gelen ayetlerinin üstüne balıklama atlarlar. O ayetleri kullanırlar, bozdururlar, harcarlar. Aslında derdi Kur'an'a uymak değil, kitaba uymak değil, kitabına uydurmak. Orada kendince bir delil bulmuştur, onu istismar eder. Delil istismarcılığı. Onun için lem yahirru buradaki harra üstüne atılırlar. Balıklamaya atlarlar. Tam da karşılığı bu olabilir. Elime bir delil geçti. Ha, kendi savunduğum şeyi savunmak için bir de Kur'an'dan delil buldum şeklindeki bir mantığa da aslında reddiyedir bu ayet. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ ve onlar derler ki رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا Rabbimiz, bize göz aydınlığı olacak eşler ve nesiller ver. Ve bizi müttakilere önder yap. Yüz karası, yürek yarası, yürek yarası eşler değil. Yüz karası nesiller değil. Göz aydınlığı olan eşler ve nesiller. İyilikte önderlik istemek Kur'an'ın bir tavsiyesi bakınız. Yani iyilerin öncüsü yap bizi. İyilerin öncüsü nasıl olunur? İyilere lokomotif olmak, vagon yerine. Yani vagon olmayı istemeyiniz iyiliğe, lokomotif olunuz. Birilerinin başlatmasını beklemeyiniz iyiliği. Siz iyiliği bizzat başlatınız. Bu anlama gelir. Ulaike yuczevnel gurfete bima saberu. Ve böyleleri sabırları sebebiyle cennette ödüllendirilecek kimselerdir. Ve yulakkavne fiha tahiyyeten ve selama. Ve orada esenlik ve mutluluk tebrikleriyle karşılanacaklardır. Halidine fiha. Onlar orada daimi olarak kalacaklar. Hasunet müstakarran ve mukama. O ne güzel bir ikametgah, o ne güzel bir makamdır. Dedikten sonra müminlerin vasıflarını ve daha önce de zaten inkarcıların niteliklerini saydıktan sonra en sonunda şu ayetle sure hitaba son veriyor. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi levla du'a'ukum. De ki, eğer duanız olmasaydı Rabbim size niçin değer versindi ki? Kul ma ya'ba'u bikum rabbi levla du'a'ukum. Eğer duanız olmasaydı ey insanlar, Allah katında ne değeriniz olurdu? Yani haddinizi bilmezseniz, Allah size niçin değer versin? Allah'tan isteyin ey insanoğlu, Allah'tan iste. İste, istemen yetersiz olduğunu bilmendir. Eğer gereği gibi istersen sadece istediğin verilmekle kalmayacak, Allah katındaki hatırın da yükselecektir. Çünkü Allah'ın sınırsız büyüklüğünü bilenler ister ondan. Kendi küçüklüğünü bilenler ister. Kendi yetersizliğini ve onun yeterliliğini bilenler ister.
aslında ibadet, tümüyle bir duadır. Aslında hayat dua makamıdır. Onun için Efendimiz duaya muhul ibade, ibadetin beynidir buyurmuştur. Ve ayet şöyle bitiyor. Fakat kezzebtum fesevfe yekunu lizama. Dön ve kafirlere, inkarcılara de ki, ki bu ibare İbni Abbas'a dayanarak böyle bir tefsiri ibare takdir ediyorum. Sonuçta işte siz de yalanlamış oldunuz. Bundan böyle o da sizin yakanızı bırakmayacak. Yani müminlere dön, eğer duanız olmasaydı Rabbim sizi ne yapsındı de. Rabbimin katında ne değeriniz olurdu de. Ve dön inkarcılara, madem inkarda ısrar ettiniz, Rabbim sizin yakanıza yapışacak de. Rabbim kendisine yürekten dua eden ve duası itibarını Allah katında artıran saygın ve sevgili kullarından kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.